200 lira işler bunlar. Aha kapı işte. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Galerci Yokay. Şimdi beyler, şu kamera bir dönsün. Şuradan hemen bilirler bu avcılar, noteri buradaki arkadaşlar. D300'ümüzün satışını verdik. Hemen şimdi gidiyoruz baba, metrobüse biniyoruz. Kia Prezio almaya gidiyoruz. Mesela normalde Kia Prezio'lardan korkarım. Bu arabalar hızlı satmaz falan filan. O önceki aldığımız hızlı gitti. İlk gelen aldı gitti arabanın muayenesi falan tamamladıktan sonra. Çok iyi. Öyle ağam şağam 10 kişi 100 kişi gelmedi. Şahin gibi. Mesela Şahin'e 100 kişi gelmişti baba. Prezio hemen geldi. 2 kişi 3. kişi aldı gitti. Böyle iş arabalarında normal ticari arabaları o yüzden seviyorum. D300'ün baba videosunu bu videoyu çekerken henüz yayınlamadık. Zaten videoda da diyorum ki bu video yayınlanana kadar muhtemelen satmış oluruz. Araba da aynı şekilde oldu. İkinci gelen hemen aldı gitti arabaya baba. L300'dür bu araba. Motor da güzel zaten. Abi de anlıyormuş L300'lerden. Aldı gitti. Teşekkür ederim abla, sağ olasın. Aldı gitti abi arabayı. Şimdi baba Prezio'yu alacağız. Bu arabaya daha önceden baktım ben. Bayramdan önce görmüştük. Çok rakamla anlaşamamış. Ben 30 bin gibi düşünmüştüm. Sonra dedik ki hadi abi de 35 ton olur dedi. Şimdi 33'e anlaştık. 33'e alacağız arabamızı. Ben yarın öbür gün 10 lira üzerine koyup satarken arkadaşlar lütfen demeyin. Abi o kadar kazanırım böyle araba şöyle araba. Ticaret bu baba. Bak bu L300'ü de kaça verdik kanki? Kaç lira verdik araba? 60. 64.500'e verdik arkadaşlar arabayı. Ben hatta satışın sonuna yetiştim. O şekilde gitti baba, hızlı bir ticaret oldu. Devam ticaretlere. Yani sırf iyi araba almakla iyi ticaret olmuyor. Asıl önemli olan bu şekilde para kazanabilmek. Görüşmek üzere. Beyler şimdi metrobüse bindik. Metrobüse binmeden önce de Enes'le irtibattaydık. Enes dedi ki abi gel bizim arabayla gidelim. Enes'in de bir Dacia neydi bu? Loci. Loci'si var. 7 kişilik taksi çıkması, hatta arabanın dışı da sarı beyler. Dışını da çekelim. Araba kaç bindeydi? Daha 543 binde. Daha hiçbir şey baba. 540 binde araba. Milyon olmamış yani. Çöp atacak değiliz. Yani şuralardan falan kimse şey biçmesin. Araba ok gibi araba. Hatta Balıkesir'den aldı geçen bayramdan önce. İsteyene bunu da satarız. Kaç lira istiyorduk Enes buna? Takipçiye son 155. 155'e falan verecek bunu. Enes'cim. Neydi kanka arabanın özellikleri? 13. 13 model 540 binde. Zaten taksi çıkması araba böyle değişen sorun var. İki değişeni var ama. Sağ ön çamurlukta bagaj kapağı. Sağ ön çamurlukta bagaj kapağımız değişik. Şase, podye, direkt orijinal. İç rengi gri. Arabaya şu an 155 lira. Ve bu şu önündeki İtalyan kasalardan falan biri var. Dizel araba yok. 155. Şu an baba Albiye'nin taksi çıkmasına vallahi bir 90 lira paralar istiyor ya. Ben Albiye falan alamıyorum yani şu an elindeki parayla. Öyle söyleyeyim size. Albiye'ler o para ediyor. Bu araba 2013'tu değil mi? 13. 13 araba 7 kişilik. Bu araba 7 kişilik olması avantaj ya. Geniş hale gider. Motor da yapılmış arabaya. Bu ok gibi gidiyor yani. Kasılığı çok bir şey yok. Böyle bir bu arabaya Halim olan arkadaşlar Instagram'a ulaşsın. Ya bir... Yani. Bir da var zaten. Var var. Takasta beni dün bir, bugün biri aradı. Evet. Diyor ki 2007'de Dacia'm var diyor. Logan diyor. 7 kişilik diyor. Evet. Takas yapalım diyor. Üste 5000 lira vereyim diyor. 2007 arabayla. Oldu böyle şeyler. Sen de yok dersin. Tabii. Bak ya şu etine kaptan arabaya biz daha önce baktık. 15 gün kadar önce. Şimdi araba yok. Parayı da araba yok aslında. 30 liraya araba kalmadı. Biz dedik mecburen alalım, uğraşalım. Abi mazot da bırakmamış bize. Ben geldiğimde mazot vardı. Abi, geldim, geldim. Tamam mağazaya geç de geliyoruz. Arkadaşlar geldi. Tamam değil mi?
Aynen. Bluetooth'lu bir TV'miz var. Artılarıyla bakmak lazım. Detaylı çekeceğiz şimdi. Çünkü şu an 14 Temmuz beyler videoyu çekerken yarın noterler kapalı. Ertesi gün hafta sonu falan filan. O aralıkta da arabayla uğraşmış oluruz. O yüzden notere yetişmemiz şart. Şimdi beyler satışımız falan bitti. Satışı aldık zaten, noterde bomboş bir durumda attım. Bu videoyu izlerken muhtemelen video ile durum arasında minimum bir hafta 10 gün olur da bağlantıyı kuracak arkadaşlar anlamıştır demek istedim. Baba noterler bomba. Şimdi 300'ün de satışını verirken sıra beklemedik. Bunu da satışını alırken boş mu be? Esnaf şu an tatilde, daha yatışta. Satışta alışta millet yapmıyor. Biz boş durmuyoruz abi. Hemen tatilimizi yaptık bu arada. Ondan da bahsedeyim. Şimdi de millet durumdan görmüştür. Bir ufak Marmaris yaptık arkadaşlar. 100-200 liralık tatiller bunlar diyoruz. Gittik öyle arkadaşlarımızla bir ufak tatil yaptık. Geldik, gel baba arabayı çekelim. Arabamız 01 plaka, bunu söylemeyi unuttuk. Ben bu arabayı bayramdan yaklaşık 10 gün kadar önce bakmıştım. Abiyle işte 1-1,5 lira. Gel abi sen de. Bir kaç para anlaşamamıştık abi? Abi artık anlaştık, bitti iş. Anlaşamamıştık ama. Abi 35 dedi. Ben o zaman dedim ki abi ben 30 falan, 32 gibi yordum ağzımı, bulur muyuz bulamaz mıyız? Son dedik neyse. Sonra abi aradım, abi 32'ye ver, hayırlı olsun, vermedi abi bize. Sonra tekrar aradım. 33 liraya anlaştık. Arabayı beyler şu anda satışı döndü. İşte bu tamponu düşmüş. Bizim önceki araba da bu ayardaydı da önceki. İşte şurada bir lastik olacaktı. Şu an gören baba buraya millet çığlık atıyordur muhtemelen de. Bizim için çok önemli bir şey değil. Şurada bir parça olacak bir lastik. 100-200 liralık işler bunlar bizde. Şurayı bir, ne oldu abi buraya? Orayı dönerken vurdum. Nereye vurdun abi böyle ya? Kolona. Kolona. Kolona herhalde, arabayı böyle ettiyse kolonu düşünemiyorum. Stopumuza çatlak var abi, bant yardımıyla bir şeyler yapmış. Stopu alırız değişiriz. Hallolmayacak şeyler değil diyoruz ya, şu üstündeki lastiği eksik. Ama arabada öyle ağır bir darbe yok da. Ezilmiş yani bu tür işler. Solda da var. Sağ sol stop alırız muhtemelen ya. Ya da bu haliyle mi koyarız bilmiyorum. Şuralara baba bir macun operasyonu yapılacak. Silikon basarız. İşte pimapen köpüğü basarız. Bir jant kapağı koyarız. Yani baba bu araba şimdi ya olur mu öyle şey falan filan diyecek arkadaşlar. Baba bu arabaların kaderi budur. Bu arabalar hep lastikleri sıfır ha arabanın bu arada. Muayenesi var Kasım'ın sonuna kadar arkadaşlar. Hakikaten ön arka lastik çiçekmiş. Lastikleri unutmuştum. Ben arabayı, bu arabaya baktıktan sonra İki tane araba aldım, sattım. Hatta birini buraya gelirken sattım. Yani unutmuşum artık araba. Arada bir de 4-5 tane araba baktım. Bugün erken gelebilseydim, o arabanın işi bitseydi, bunu aldıktan sonra bir tane daha araba alacaktık. O üzere o artık pazartesiye kaldı. Yarın 15 Temmuz. Resmi tatil. Bu arabaya baba, şu an arabamız da yok altımızda. Yani satmasak da mecbur ayağımızı yerden kesecek bir araba ihtiyacımız var. Senin arabanı bayramdan önce alsaydık, sen bayramda arabası kalacaktın. Aynen. Abi. Senin de işine geldi, bizim de işimize geldi. Şimdi arabada bulamadık. Bu arabayı baba yapılan işlemleri de muhtemelen çekeriz. Bunu abi niye? Yal boyayla kim boyadı abi bu arabayı ya böyle? Bilmiyorum ki ya. Senden öncekiler ya, mi boyamış? Benden öncekiler. Resmen rulayla boyamışlar adamlar. Boyacıları istenmiş. Arabada normalde o kadar kötü bir görüntü yok da. Benim ilk aldığım Kia da böyleydi. Onu da bir şekilde toparladık. Zımpara mımpara yaptık. Buna da bir operasyon yapacağız ya. Sprey miprey boya. İnşallah. Teşkilatı geçecek. Arabayı beyler içini falan çektin mi? Çok göstermedik de. Öyle şey olmasın. Sen bunu nasıl yaptın abi? He? Nasıl yaptın? Vallahi geldiğinde böyle dikti. Uğraşa uğraşa döndü. Yok, anahtarla mı açıp kapatıyorsun? Kablo gitti milyarlık araba. Değeri düştü. 100-200 liralık işler bunlar. Aha kapı düştü. Aha kapı düştü. Ulan o kapıyla dalga geçtik, bu kapı hakikaten düştü ha. Aha. Aha video esnasında olmasa kimseye anlatamayız ha. İşe bak be.
Daha bir yola çıkmadık. Kapıyı ne yaptın, elinde bıraktın kapıyı? Abi, arabanın içi temiz Allah'tan da, kapı olmazsa iptal ederiz ya. Buna iki tane vida atarız. Vallahi kapı bizi daha yola çıkarken belli etti de. Kapısız gideceğiz artık. Bunu videoya kapattıktan sonra muhtemelen sökeceğiz, arabanın içine koyacağız arkadaşlar. Yolda falan düşer. Tek masraf geçer mi ya? Sen ayarladın mı oraya? Ayarladım. Neresine vuracağız? Ayarladım böyle. Tamam. Tamam. Elini çek. Şimdi... Raydan çıkmışlar. Tamam, hoş geldin. Eskisinden de sağlam oldu. Daha hiç dokunma abi, sen dokunma abi. Sen dokunma. Şimdi beyler, arabayı K'ye aldık. Arkadaşımız aldı gitti. Biz de Yunus'la şeyle, Enes'le beraber Dacia'yla dönüyorduk. Bir tane uygulama girdik. Tam Bayrampaşa'dan, Noter'den çıktık köşeden. İki arabamızı da çevirdiler. Bu ara biz bütün galericilerin huyudur baba. Sigortası gezeriz hepimiz. Benim yani motorun da sigortası yok hatta. Buradan ifşalayalım kendimizi de. Yakalatana kadar baba galerici adam milyoner olsun sigorta kestirmez abi. Birçok kişi böyledir. Huyudur yani. Ben de aynı şekilde. Şimdi baba o arabaya girdik. O arabanın satışı yeni döndüğü için bıraktılar Kia minibüsü. Normalde herhalde bağlama, o işi tam bilmiyorum. O işi bilenler de yazsınlar yorumlarda. Normalde ya bir şeyler anlattı polis de, bağlardım falan filan. Bence polis abi de biraz şey bir abiydi. Bağlama imkanı olsa da onu bağlardı diye tahmin ediyorum. Onu gönderdi. Bizim sigortamız süresi de geçtiği için 20 gün mü oldu sen bu arabayı alalı? Oldu. 15-20 gün arası oldu. Yani o ilk şeyi atlatmışız biz. Bu arabayı baba bağladılar. Bağladı şöyle, kurtarıcıya bindik. Daha yedemine inerken ben dedim sigortamı kestirdim. Hemen tık yedemindeki arkadaş telefon açtı. Sorgulama yaptılar. Bir kurtarıcı parası, otopark parası. 300 TL para verdik. 250 kurtarıcı, 50 otoparka. Normalde ben biliyorum ki 50 lira otopark değil arkadaşlar. Ya o olay nasıl oluyor bilmiyorum ama hadi neyse artık şey olmasın. Sıkıntıya düşmeyelim, ben buradan kimseye bir şey alamıyorum. O abilerin de işine geliyor, benim de işime geliyor falan filan. Şimdi normalde o arabayı bağlaması lazım. Ruhsat sahibine gidip trafikten çıkarma kağıdı alması lazım falan filan. Biz bir şekilde kurtardık. Çıktık. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Metrobüste devam. Şimdi Enes de buradan evine geçecek. Zeytinburnu'ndayız. Baba, Eser bana geliyor. Çek. Senin ismin ne? Nazende. Şimdi beyler, video herhalde yeterince uzun olmuştur. Ya. Kapımız da düştü. Onu da hallettik. Evet. Falan filan. Şimdi bu K'yi toplayacağız. Onun ilaki toplama videolarını da çekeriz. İş belki toplamadan da satmış da olursak o şekilde de gitmiş olur şu sıra ortalık hızla. Bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dükkan henüz hazır değil. İnşallah yakın zamanda hazır olacak. Hepsini adım adım kovalıyoruz. Adım adım hazır olmak üzere emek emek götürüyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.